Ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener neler söyledi ona bakalım. İsrail'in Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdiğini söyledi Sayın Akşener. Netanyahu'nun savaş suçlusu olduğunu bir kere daha belirtti. Netanyahu terörüyle gençleri tarayan Hamas terörü aynıdır dedi. İsrail Gazze'yi adeta bir atış talimi alanına çevirdi. İnsanlık suçu işleyenlere karşı ısrarla sergilenen diplomatik ve demokratik nezaket derhal rafa kaldırılmalıdır. Ve gerçekler tüm çıplaklığıyla konuşulmalıdır. O gerçek de şudur. Netanyahu bir savaş suçlusudur. Netanyahu savaş suçlusudur dedi. Hamas'a da tepki gösterdi. Sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin devletim isterse Gazze'ye giderim çıkışını eleştirdi. Gazze'yi de bir vatan toprağı olarak görüyorlarsa ve vermiş oldukları 24 saatlik mühlet ile Netanyahu'yu durduramadıklarına göre o zaman buyursunlar. Bu vatanperverliklerini sahada gösterip Gazze'ye gitsinler. Mehmetçiğimizin sırtından kahramanlık taslamasınlar. Akşener'in gündeminde İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından meclise gönderilmesi de vardı. Genel kurulda görüşme çağrısı yaptı. Önce esip gürlediler, sonra hiçbir şey almadan şak diye protokole imzayı çaktılar. Biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Bu millete ve onun seçilmiş temsilcilerine bilgi vermek ve onları ikna etmek zorundasınız. Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri ve 28 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Filistin mitingine dair de değerlendirmelerde bulundu. Biz onlara uymayacağız. Netanyahu terörüne karşı durmayı da Filistinlilerin acısını paylaşmayı da çok iyi biliriz. Ama bunu yaparken 100 yıllık bir büyük destanı şanıyla, şerefiyle kutlamaktan da vazgeçecek değiliz.